Evet, şimdi tabii kaynakçalarımıza ekledik kaynaklarımıza. Biraz bunları düzenlememiz gerekebilir. Peki bunu nasıl yapacağız? Kaynakları düzenlemek için EndNote'un işte Word'de şurada gördüğünüz küçücük bir ok var. Ona tıkladığımızda böyle bir pencere açılıyor. Burada istediğimiz hangi kaynakları nasıl düzenlemek istiyorsak buradan seçebiliriz. Yine aynı şekilde EndNote'un kendi sitesine girebiliriz. Oradan indirebiliriz başka bir kaynak istiyorsak. Aynı şekilde mesela şuraya tıklayıp işte mesela kaynakların üzerine tıkladığımızda onların direkt bizi kaynaklara göndermesi için bir link verebiliriz. Ya da altını çizebiliriz gibi şeyler yapabiliriz buradan. Ya da işte gördüğünüz gibi bir sürü kategori mevcut. Layout menüsünden ise burada düzenleyebiliriz mesela diyelim ki İngilizce yazacağız işte reference şeklinde düzenleyebiliriz. Bunu işte Arial ya da işte kalibre diyelim olsun mesela işte bold olsun mesela 12 olsun. Okey. Bu da aynı şekilde olsun. Kalibre. Bu 11K, 11K aslında ya da. Aynı şekilde bunları düzenleyebiliriz ve hani o girintileri, bunların şurada gördüğünüz o girintileri şuradan şey yapabiliriz. Yani tabii ki aslında APA bu şekilde düzenliyor. Başka dergiler diyelim ki dergi APA istiyor ama bu girintiyi işte bu kadar santim değil de 0,5 santim, 0,8 santim isteyebilir. Ona göre düzenleyebiliriz. Tamam'a tıkladığımızda bu şekilde APA böyle düzenliyor. Görebilirsiniz. Ya da mesela diyelim ki bu aralıkları açmak istiyoruz. Yine şu şekilde işte hem şunu iki katı olsun. Bu şekilde yaptığımızda gördüğünüz gibi hem kaynaklar arasındaki boşluk artmış oldu hem de kaynakları daha okunabilir hale getirdik. Ben kolora dönüştürelim. Evet. Bir diğer söyleyeceğim şey bu kesinlikle şuradan hani bir şey değiştireceğiniz zaman bu şekilde silmeye kalkışmayın. Hani zaten olmaz ya da diyelim şöyle yapayım ben. Yine apa yapayım. Mesela diyelim ki buraya bir şey eklemek istiyorsunuz. Burada eklemeyi zaten anında düzeltecektir yani EndNote. Burada eklemeye çalıştığınız şeyi ya da bir şeyi silmeye çalıştığınız diyelim. Yine düzeltecektir. Bu şekilde de silmeyin. Bu şekilde silerseniz hata verebilir. Hani çalışmanız uzadıkça hatayla karşılaşabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Silmek için ya da onları editlemek için. Hem de gösterdiğim gibi işte mesela buradan editleyebilirsiniz. Hani diyelim sileceksiniz. Buradan sileceksiniz. İşte biri aynı zamanda mesela diyelim ki şöyle göstereyim önce. Burada kaç tane bizim kaynağımız var? İşte 5 tane kaynağımız var. Diyelim ki işte üçüncüsünü sileceğiz biz. Üçüncüsünü yanlış yere koymuşuz veya gereksiz koymuşuz. 3'e geliyoruz. Remove diyoruz. Okey diyoruz. Ve gördüğünüz gibi bunu 3 yaptı, bunu 4 yaptı. Eğer ki diyelim tez yazıyorsunuz bazen 200, 300 tane belki yani abartı oldu 300 ama makale taramış olacaksınız. Bir tanesini değiştirdiğinizde hepsini sırayla değiştirmek gerçekten zor olacaktır. O yüzden hani hem buradan yapmanız EndNote'u kafasını karıştırmamış olursunuz. Hem de sizin işiniz ilerleyen zamanlarda zorlaşmamış olur. Başka anlatacağım bu kaynakçaları düzenleme ile ilgili bir şey kaldı mı? Ha bir de evet. Mesela diyelim ki ben şurada 1 2 yazdık. Nerede? Bunu bir tekrar. Ben Vancouver'da olmayan bir şey göstereceğim. APA olsun. Diyelim ki ben bu yayında işte kişinin yayını okurken o yayına tıkladıktan sonra açılan pencerede işte aynı zamanda işte 5. sayfaya bakmasını istiyorum. Şöyle bir boşluk bırakmanız lazım. Tabii sonrasında yazacağınız için. Pardon. Önce virgül koyup boşluk bırakıp bakınız. Dememiz lazım. İşte 5. sayfa dedikten sonra okey dediğimizde işte 5. sayfaya bakabilir kişi. Bunu bu şekilde editleyebiliriz. Başka prefixi yazabiliriz. Yani atıfın önüne yazabiliriz. Başka anlatmam gereken işimize yarayacak. Başka da bir şey kalmadı. Evet. Önce genel hatlarıyla anlatmış oldum. Yani Google'dan şimdiye kadar neler yaptık? Bir özet geçecek olursak şöyle. İşte kütüphanemizi oluşturduk. Ataçladık PDF'mizi. Güncelledik. Senkronize ettik. Burada zaten başka bilgisayarlarda da açabilmek için. Başka full tekstleri bulduk. İndirdiğimiz şeyleri. Sonra daha önceden indirdiğimiz yayınları ekledik EndNote'a. Bunları istersek şöyle buradan yazabileceğimizi öğrendik. Yani genel hatlarıyla hepsini işte grupları öğrendik. Nasıl gruplandıracağımızı öğrendik. Şöyle bir bakayım.
nasıl import edeceğimizi, daha önceden indirdiğimiz, nasıl sıkıştıracağımızı ve taşıyacağımızı NLX ile onu öğrendik. Başka burada işte tekrarlayan yayınları nasıl bulacağımızı, işte kurumumuzdan nasıl girip ekleyeceğinizi, başka veri tabanları onu öğrendik. Başka işte online search'ı buradan da yapabiliyoruz buradan. Sonra buradan online aramayı öğrendik. Yani not açıkken ya da işte internetten, yani Google Scholar'dan ya da PubMed'den ya da diğer sitelerden, benzer hepsi hemen hemen. Onları öğrendik. Yazarken işte herhangi bir şey ekleyeceğimiz zaman onu öğrendik. Başka, yani ben öğrendim. Umarım siz de öğrenmişsinizdir. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.